ok yaydan çıktı. Soylunun oğlu dövülünce vurdurdu. Soylu panik halinde. Köşeye sıkıştı. Bu ilkbahar. Epey hareketli geçecek. Vaziyet alın. Ankara'da yeraltı dünyasında. Suç örgütünün lideri Ayhan B. K. Tutuklanmıştı. Ayhan B. K. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor. T24'ten Tolga Şarda'nın haberine göre soruşturma kapsamında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ayhan B. K.'nın temasının bulunduğu, üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna, bir süre önce, bir villa ve bir lüks araç satın aldığı. İddiası gündemde, villanın çay yolunda olduğu, lüks aracın ise, Esenboğa Havalimanı yolundaki, bir firmadan alındığı ifade ediliyor. Ayhan B. K.'nın lüks araç için ödediği paranın miktarı. 450 bin lira olarak biliniyor. Bu paranın, aracın alındığı dönemdeki bedelinin, yaklaşık yarısı olduğunu belirteyim. Aracın bedelinin, firmaya ödenme biçimi ise, iddiaya göre, yine Ankara'da faaliyet gösteren, bir özel hastanenin sahibinin, sekreteri üzerinden yapıldı. Şardan, bu harcamalar, neyin karşılığında yapıldı, sorusunu da sordu. Soruşturmayla birlikte, gündeme gelen, Başka bir iddia da şu şekilde. Gündem oldu. Kaplan'ın Ankara Gaziosmanpaşa'daki, Albüm ve Tren, isimli gece kulübüne giden, Sadık Soylu'nun oğlu, eğlenmek amacıyla gece kulübüne geldi. Sadık Soylu, malum Süleyman Soylu'nun amcaoğlu, kapının girişinde, Sadık Soylu'nun oğlu ile, kapıdaki korumalar arasında çıkan tartışmada, Soylu'nun oğlu dövüldü. Takip eden günlerde, olaya karıştığı gerekçesiyle, gece kulübünde çalışan korumalardan üçü, iş yerinde ayağından vuruldu. İddiaya göre, tetiği çeken bizzat Ayhan B. K. idi. Vurulan korumalar şikayetçi olmadı. İşin ilginç yanı, silahlı yaralama olayı, polis kayıtlarında, faili meçhul olarak kaldı. Süleyman Soylu'yu terleten sorular. İlk soru, madem 2019'da Ayhan B. K ve adamlarına yönelik teknik takip yapıldı. Neden savcılık ve emniyet tarafından suç soruşturmasına dönüştürülmedi? İkinci soru, eldeki verilerin suç soruşturmasına dönüştürülmesine kim, kimler engel oldu? Üçüncü soru, ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik soruşturmaları yöneten Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Ayhan B. K ya yönelik operasyon için, düğmeye neden basmadı? Dördüncü soru, bu dönemde, sahip oldukları yetkiyi kullanmak yerine, sessizliği tercih eden, dönemin KOM Başkanı Mahmut Çorumlu, nasıl Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti? Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, nasıl İçişleri Bakan Yardımcısı oldu? Beşinci soru, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile, Emniyet Genel Müdürlüğü, gelişmelere karşı harekete geçecek mi? Şardan, operasyonun gerçekleştirilmesinin talimatının yukarıdan geldiğini aktardı. Yurt dışına kaçma olasılığı ise Ayhan B. K.'nın adamlarının kendi aralarında yaptığı telefon görüşmelerinden belirlendi. Ayhan B. K. çok zorunlu olmadıkça iletişimde bulunmuyor. Adamları Ayhan B. K. adına gerekli görüşmeleri yapıyordu. Bu süreçte Ayhan B. K.'nın adamlarının, ona ait iş yerlerinin yöneticilerinden, acil para lazım, şeklindeki taleplerinden yola çıkan polis, kaçış olasılığını değerlendirip, Ayhan B. K. havalimanında gözaltına aldı. Tablo ne anlatıyor? Tablo ne anlatıyor? Bu gelişmeler ile ilgili yaşananlar, kapalı kapılar ardından konuşulanlar, müdahale yapılması gerekliliği, siyasetin en tepe noktalarında da dillendirildi. Hele ki, Ayhan B. K.'nın özellikle, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan iltisak iddialarının, her geçen gün daha yüksek sesle konuşulması, kaplan ve adamlarına operasyon yapılmasının önünü açtı. Burada önemli bir konu var. Geçmişte özellikle, polis ve savcılıklar, üzerinden yürütülen, benzer süreçlerde, Tasfiye edilen gruplar veya oluşumların yerini siyasetin şekillendirdiği, yenilerinin doldurduğu biliniyor kamuoyunda. Bilhassa sosyal medyada bu konu hakkındaki paylaşımlarda en çok endişe edilen durum tasfiye edilenlerin yerine yenilerin gelme olasılığı ki Ayhan B.K.'nın kendisi de böyle bir sürecin sonucudur.